14 Eylül, 20 Eylül terazi burçları ile ilgili, evet, koşturma, koşturma, evraklar, dosyalar, işinizde görünme, işinizle alakalı yoğunluk. Sanki size bu hafta yetmeyecek. Yani gerçekten yetmeyecek. Yani işe gidiyorsunuz, eve geleceksiniz. Ev işi bitmeyecek, iş işi bitmeyecek. Yani evden işe, işten eve derken sanki dengeniz bu hafta çok koşturmalı ve stresli olacak. Ama bu stres size çok iyi geliyor. Çünkü hedeflediğiniz ya da hedeflerinizin içerisindeki noktalara erişeceğinize inandığınız için. Bir de uzun süredir gerçekten hak ettiğiniz noktanın mührü size verildi. Buyurun, sahne sizin, şov sizin. Yani yetkilendiniz, hayırlı olsun terazi burçlarım. Ve hatta burada başarının en verimli noktasını sağlayacaksınız ve kendinizi daha iyi ispatlamalar noktası sağlayacaksınız. Sanki bu hafta böyle size verilen ödüllerin arkasından minnoş minnoş bir tatil enerjiniz, birkaç gün ruhumu dinleyeyim, öyle işe başlayayım dediğimiz bir haftanın sevinci var değerli terazi. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, umutlu olsun, sevgi de olsun diyorum. Özellikle yeni işe başlayacak olanlarda da güzel olumluluk, tedirgin olmayın, yerinizde gayet sevileceksiniz, yerinizle alakalı noktada mutluluk yaşayacaksınız. Hatta kendi eviniz gibi hissedeceğiniz kapınız aydınlıkta. Özellikle iş bekleyip de olmayan terazi burçları biraz daha Eylül'ün 25'inden sonra bu konularınız daha netliğe kavuşacak. Şu an hiç hüzün duymayın, Allah size iş kapınızı verecek, endişe etmeyin diyorum. Evliliğiyle alakalı stresli dönem, mahkemeli boşanma kararı veren teraziler, hatta büyük bir baskıdan kurtuluyorum, özgürlüğüme kavuşuyorum, lanet olsun ailelerden o kadar çok yoruldum diyorsunuz ki hak ettiğiniz boşanma da aydınlığa kavuşacak. Ve özellikle evlilik teklifi bekleyen, boşanıp da evlilik teklifinden değil yani, özellikle de evlilik bekleyen, bu hafta evlilik teklifi alma haftanız değerli terazi burçları. Uzun süredir ilişkinizle ilgili duymak istediğiniz lafı duyacaksınız. Yani Eylül bitmeden parmakta yüzük olma ihtimali çok yüksek terazi burçlarım. Evet, sizin de özellikle anneanne babaanneden kalan bazı mallarda, özellikle babaanne soyunuzdan kalan bazı mal konularınızla alakalı büyük bir kaos, gerginlik ve huzursuzluk yaşanacak. Ama siz dokunmayın, ne halleri varsa görsün. Çünkü sizin elinize attığınız her şey suçlusu siz oluyorsunuz. Hiç suçlanmaya gerek yok. Mal onların ne halleri varsa görsün diyorsunuz. Ev almayı planlayan terazi burçları bu hafta araştırdınız. Doğru ev kapınız olacak. Ve gerçekten içinize sine sine bir ev alacaksınız. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum değerli terazi burçlarım. Özellikle sizde de göğüs yaptırmak, yani göğüs operasyonu, ne bileyim dudak yaptırmak isteyebilirsiniz. Böyle estetik düşünceleriniz var. Bence Ekim'i bekleyin. Şu an gereksiz harcamalar, borçlara girmek istemiyorsunuz. Zaten korkunuz var. Bir de yüksek akademi anlamında eğitim almak isteyen ya kendini yüksek üniversitede hoca olmak isteyen terazi burçlarda büyük bir başarı ve bunun zaferin aydınlığı, kutlama dönemi ve bununla ilgili planlarınızda güzel gelecek evraklar var diyorum. Sizde de özellikle kuzenler arasında çıkacak tartışmalar biraz canınızı sıkabilir terazi burçları. Ve biraz onların kafalarına giderseniz yandık. Lütfen kimsenin lafıyla hareket etmeyin. Sinirinizi bozmayın. Çünkü sizde güzelliklerin geçiş haftası. Bunu değerlendirdiğiniz takdirde de daha keyifli noktalara erişeceksiniz. Evet, terazilere sağlık olarak şu an için sadece kilo almaya müsait. Spor yapmanız lazım. Vücut estetiğinizle ilgili biraz farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. Gayet iyi. Belki sizin diş eti enfeksiyonunuz ya da diş iltihabınız olabilir. Kontrol edin. Yükselen ve ay burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Bir de erkek çocuğu sevinci yaşayacak bazı terazi burçları. Hayat umuttur. Umut doğacak her çocuktur. Çocuklarımızı umutla doğuralım. Umutla bakalım. Dünya güzel olsun.